Amerika dünyanın başına bela. O kadar Müslüman maalesef 8 milyonluk nüfusa hükmedemiyoruz. Bu doğrudan doğruya bir devlet terörüdür. İnsan hakları onlara sadece Yahudilere has bir şey. Onlar kaşındı, öbürü de fırsat bildi. Arap insanı ise çıkmıyor. Çok kişi mahkumdur Arap alemine. Zengin bir millettir. Fakat beyin zengin değildir. Kim olursa olsun savaşa karşıyız yani. Tabii Hamas'ı da pamuklar içine sarmamız mümkün değil yani. Amerika dünyanın başına bela. Sadece oradaki Kudüslülerin veyahut da başına bela değil. Bütün dünyanın başına bir bela. Çünkü nerede mazlum varsa onu desteklemiyor. Kendine yakın olanları destekliyor maalesef. Böyle çıkarıcı olmaz. İnsanlık suçu bu. Bu insanlık suçunu tabii kim irdeleyecek veya da kim buna karar verecek? Kim cezalandıracak? Birleşmiş Milletler diyor. Birleşmiş Milletler kim? Yani dünya Avrupa kaldığı gibi dünyanın her tarafında. Müslümanların bazıları destekliyor. Bazıları ise hala bir Suriye'nin, bir Irak'ın katılmaması. Bizi üzdü. Orası da Müslüman. Elhamdülillah biz de Müslümanız. O kadar Müslüman maalesef 8 milyonluk nüfusa hükmedemiyoruz. Karşı gelemiyoruz. Niye? Çünkü karşısında bir dev var. Amerika Birleşik Devletleri. Bu doğrudan doğruya bir devlet terörüdür. Yani İsrail'in devlet terörüdür. Kim ne derse desin. PKK'yı şunu bunu şey yapıyoruz ama Amerika'nın da desteğiyle Yahudiler tamamen terör devleti uyguluyorlar orada. Yıllardır bunu yapıyorlar zaten. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Özellikle de Avrupa'nın ve insan haklarını savunanların özellikle de. İnsan hakları onlara sadece Yahudilere has bir şey. Vallahi ilerisini ben pek iyi görmüyorum. İşte bütün devletler zulme uğrayan milletlerin de insanların da haklarını korursa gerçekten ama böyle samimiyetle korursa belki bir nebze düzelir. Ama bu gidişle de düzeleceğini hiç zannetmiyorum. Osmanlı 600 sene idare etmiş. Bir tane bir kişi ölmemiş. İşte İngiliz'in eline geçince böyle İngiliz şeyi derler ya, milleti birbirine düşman eder. Hindistan'da Müslümanlarla Hintlileri, işte Kıbrıs'ta Türklerle Rumları öyle idare ediyor dünyayı. Onlar kaşındı, öbürü de fırsat bildi biliyor musun? Mahvetmek için. Ben Amerika'da bulundum. Yahudiler korkunç, kudretli para bakımından. Filistin iki hükümetli değil, üç hükümetli olması lazım. Bir Gazze olması lazım, bir de Doğu Kudüs olması lazım, bir de ortada İsrail, üç devlet olması lazım. Benim görüşüm öyle. Gerçi şimdi halk ayaklarında yürüyüş mürüyüş oluyor da. Ama bizim Müslüman ülkelerin bir yumruk olması lazım. Bu işe karşı gelmesi lazım yani. Bir Türkiye var benim bildiğim böyle kendini parçalayan. Başka da ülke görmedim hiç. Arap insanı ses çıkmıyor. Bilmiyorum yanlış mı söylüyorum, yanlış mı biliyorum. Yumruk olmamız lazım artık. Önünü de göremiyoruz ki. Şu anda karışık, herkes gemisini yığdı, şeyini yığdı biliyorsun. Amerika'sı geldi, Çin'i geldi. Ne olacağı da belli değil ki. Sonucu da göremiyoruz yani. İnşallah biter yani. Kayıplar olmaz. Yazık insanlara, çoluklara, çocuklara. Hepimiz üzülüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Allah yardımcımız olsun tüm Müslüman alemine. Ukrayna'da bir şeyler oldu. Putin'i mahkemeye verdi. Dünya ülkeleri birlikte oldular. Ve bunun %1'ini yapmadılar. %1'ini. Batı kesinlikle şu tarafta bu gözle bakıyor kendi halkına, milletine. Bu taraftaki Müslüman alemine hiç bakmıyor. O kadar yıkılmış. 7.000'den 8.000'den bahsediyor. Öyle bir şey değil. Belki yüz binlerce insan. Gazze'den İstanbul kadar nüfusu vardı. Yani küçük bir 3.000, 4.000, milyon, bin demeyeyim de içinde insan var. Yani bina yıkıldığı zaman binlerden bahsedecek içindeki insanlar. Nereden yansıtıyor bir kardeşim ya? Kim çıkarıyor onları? O alttakiler kim çıkarıyor? Yok yok yani. Ha belki sen yetişebildiğin kişilere. Rakamlar mümkün değil. Bunun çok çok üstündedir. Adam gidip o binaya yaklaşamıyor. O binaya yaklaştığı zaman bir daha geliyor. Tur atıyor. Uçak onu şey ediyor. Allah yardımcımız olsun. İnşallah Müslüman aleminin sonu iyi olur. Arap alemini Allah canlarını almaya. Çünkü ne diyeyim? Canlarını al aslında da öyle bir kıpırdama yok. Petrolü kesseler, paralarını çekseler, bunları yapsalar yani en azından çok kişi mahkumdur Arap alemine. Zengin bir millettir. Fakat beyin zengin değildir. Türkiye'de bir tek bizim Türkiye Cumhuriyeti siyasetçisiyle, halkıyla, sokakta yürüyenler hepsi canla başla gayret ediyor ama ne yapar, ne yapar? Bütün millet toplansa ülke olarak bu iş olur da bazıları yanaşmıyor işte. Çekimgez duruyor. Evet. Onu biliyorum da. Ya bundan sonra yani zor bu işler. Öbürünün arkasında kuvvetli Amerikan var. Artık olanlar öbürü garibenler oraya ya. Allah yardımcısı olsun. Başka yapacak bir şey yok. Allah mı korusun. Çok can gitti. Hep çocuk gitti. Üzüldü. Hali de üzülüyoruz. Atatürk bunu zamanında söylemiş ve Türk tarihinde işlenmiştir yani.
Kim olursa olsun savaşa karşıyız yani. İnşallah ne bileyim İsrail'i bir daha böyle şeylere kalkışmaması için ikna etmiş olabiliriz yani. Onlar da insan, acısını yaşamış olması lazım, görmesi lazım. Tabii Hamas'ı da pamuklar içine sarmamız mümkün değil yani. O da dünya tarihinde bir terörist olarak alınan birisi yani. Öyle hayırlısı olsun, inşallah iyi olur diyelim.